Hatay'ın İskenderun ilçesinde oto kiralama şirketinden otomobil çalındı. Sahte kimlik ve ehliyet ile piyasa değeri 35 bin TL olan otomobili 80 TL karşılığında kiralayan şahıs otomobil ile kayıplara karıştı. Ya verdik. ESGK üzerinden emekli olduğunu kontrol ettik. Oto kiralama şirketine cep telefonundan mesaj gönderen şahıs, kusura bakma biraz önce Kuşadası'na yola çıktım. Haftaya cuma günü aracını göndereceğim. Bence bekle, sonuçta aracını çalmadık, kiraladık. Ne desen haklısın. Allah'a emanet kal. Hayırlı işler. Kusura bakma biraz önce Kuşadası'na yola çıktım. Haftaya cuma aracını göndereceğim. Bence bekle, sonuçta aracını kiraladık, çalmadık. Ne desen haklısın. Allah'a emanet kal. Hayırlı işler. Yani bu kadar, bu çete yani. Adam sahte kimlikle her türlü işi yapıyor. Benim polisim telefonu açık olduğu halde GPS'ten bunu bulamıyor. Yani televizyondaki arka sokaklarda sadece polisin hüneri. Alınan bilgilere göre gerçek isminin Erkan Çamurlu olduğu öğrenilen şahıs, İstanbul Bağcılar'da ikamet eden Okan Aslan'a ait nüfus cüzdanı ve ehliyetiyle oto kiralama şirketine geldi. Bir günlüğüne otomobil kiralamak istediğini söyleyen şahıs, kendisine ait olmayan kimlik ve ehliyeti oto kiralama şirketine verdi. Şahsın Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılan sorgulamasında bir sorunu çıkmaması üzerine oto kiralama şirketi tarafından şahsa piyasa değeri 35 bin TL olan araç 80 TL karşılığında teslim edildi. Şahsın ertesi gün oto kiralama şirketine dönmemesi üzerine kendi imkanlarıyla araştırma yaptıklarını anlatan oto kiralama şirketinin sahibi Ferhat Demirci, yaptığımız şahsi araştırma neticesinde bu adamın kimliğinin ve ehliyetinin sahte olduğunu öğrendik. Bu adamın aslında Okan Arslan değil, Erkan Çamurlu isminde bir dolandırıcı olduğunu öğrendik. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında Suriye'ye araba sattığı bilgisine ulaştık. Şahıs yine İstanbul'da özel bir bankadan Okan Arslan adına 20 bin TL kredi çekmiş. Durumu emniyete bildirdik, polis araştırmasına devam ediyor dedi. Ay 24'ü akşam, yani dün akşam üstü geldi, kendini Okan Arslan diye tanıtan bir vatandaş. Elinde kimliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vermiş olduğu ehliyetini gösterdi. Kendisinin emekli olduğunu söyledi. Biz de SGK kurumu üzerinden sorguladık. Emekli olduğunu gördük. Evde yakını kontrol ettik. Bir sorun görmedik. Aracı kendisiyle günlük 80 liraya anlaştık. Verdik. Sabah getirmek üzere. Ancak sabah oldu. Aracımız gelmedi. Daha sonrasında kendi şahsi araştırmalarımız neticesinde bu adamın kimliğinin, ehliyetinin tamamen sahte olduğunu, bu adamın aslında Okan Aslan değil, Erkan Çamurlu isminde bir dolandırıcı, üçkağıtçı olduğunu öğrendik. Bu adam yurt dışında Suriye'ye araba sattığını öğrendik. Ne yazıktır ki devletimiz sınırını koruyamıyor, vatandaşın esnafını koruyamıyor. Bu şekilde biz ekmek kazanmak için işte günlük 70-80 liraya kiraya verdiğimiz araba, 30-35 bin liralık arabamızı bu namussuzlar alıp gidiyor. Ne zaman oldu bu olay peki? Dün akşam üstü oldu. Dün akşam aldı gitti. Bugün gelmesi gerekiyordu aracımızın. Gelmedi. Kendisine ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi kendisi de bize işte yok oradayım, yok buradayım diyor. Fakat biz evrakın sahte olduğunu öğrendiğimiz için kendinin aynı zamanda sabıkasını falan soruşturduk. Hırsız olduğunu, dolandırıcı olduğunu öğrendik. Sabıka. İstanbul'da da aynı şekilde ING Bank'tan bu Okan Aslan adına gitmiş, 20 bin lira kredi çekmiş sahteden. Aynı zamanda orada Yakup Özen isimli bir başka vatandaşın da arabasını satın aldığını, tamamen ben bunları kendim şahsi gayretlerimle öğrendim. Şu an polisten işlem yapmaya çalışıyoruz ama bir arpa boyu da yol alamıyoruz.